videoyu izledik. İlkini beraber izleyip üzerine konuşalım istedik. Hızlıca başlasın istedik. İkinci videoyu açabiliriz. Bence ikinci videoyu açalım. Hı-hı. Evet evet açıyoruz. Ha. Günaydın canım. Çayı yıkamadan demledim. Kaç kere söyledim sana. Ay bayılmayın, bir şey demedim. Elini yüzünü yıkadın mı sen bakayım? Hadi banyoya. Allah! İşler kendilerini dur bir dakika. Bak Bitcoin alalım demiştim sana. Fırladı görüyor musun? Kahvaltı hazır. Buyurun. Alt katın restorasyonu yapacağım. Ev sahibi anahtarı sizde olduğunu söyledi. Bilginiz de aydınlıymış. Aa evet. İçeri buyurun, getireyim. Sık sık görüşeceğiz herhalde. İnşallah. Efendim? İnşallah mı? Baklava mı tercih ederdin? Ben onu bilmiyorum. Efendim hayatım? Canım arıyorum arıyorum, açmıyorsun, merak ettim. Sessiz de kalmış. Gelirken parmesan alır mısın diyecektim. Tabii ki bebeğim. Tamam, evde görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Yabancı pislik, hain köpek, idam mahkum. Hepiniz. Bugün dünyada bir ilk gerçekleşecek. İlk defa bir dijital dizi NFT haline gelecek ve digi roman hayatımızda yer almaya başlayacak. Bu sürecin içerisinde biz de en azından sizin kadar kalabalığız gördüğünüz gibi. Hani diyeceksiniz ki hani bu dijital süreçler daha bireyselleşiyordu, daha kitlelerden aracıları kaldı, daha bireysel hale geliyordu. Haklısınız ama bu kadar geniş çaplı bir katılımın olduğu dizi romanında ne kadar sükseli, ne kadar ses getirecek bir dünya çapında iş olduğunu burada hep beraber sohbet ederek anlamaya çalışacağız. Konumuz bugün Poz, sevgili Nurgul Yesilcay'ın, sevgili Necati Bey'in önderliğinde bu güzel kadroyla birlikte sohbetimize tekrar hoş geldiniz. Ben kimim? Ben Devrim Danyal. Sevgili Nurgül Hanım'ın değişili Devrim Hocamız. Bugün ben bu moderasyonu üstleneceğim. Geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Şimdi sözü hemen işin patronu Nurgül Hanım'a, Necati Bey'e bırakmak istiyorum. Hem bize geniş kadromuzu tanıtsın, hem de
bir NFT nasıl oluyor, nasıl digital olarak geliyor, onu biz dinleyelim. Evet. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hızlıca kadromuzu ben geçeyim. Nurgul hem hikaye, hem senaryo, hem de yönetmenliğini yaptı. Ayrıca oyuncu olarak da bize projeyi destek verdi. Kubilay Tuncer oyuncumuz, Efe Yüksel oyuncumuz. Aramızda yok şu anda Buğuz Seçelik, şu anda Fransa'da. Evlenmek istemesi. Ama size sevgi ve selamlarımı gönderdim. Doruk Seymen fotoğraflar, Merve Terzioğlu aynı zamanda fotoğraflarımın plasyonlukta bize çok fazla destekte oldu. Buket Çelik yapım koordinatörümüz, Kurkuda Özgür arkadaşımız. Necat hem oyuncu hem de altınızda hem de NFT dünyasının daha böyle seyir kuşağının ufkumuzu açan kişisi. Ben de yapımcısı oluyorum projenin. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Evet hocam. Neden NFT? Neden NFT? Buyurun. Hocam çünkü bununla konuşmak zorunda mıyız? Sonra payı çatmadan o yüzden gelir. Bence gerek yok. Zaten biz bizeyiz. Yani bu bir sanat eseri. Sanat eserini ben açıkçası... Tamam. Ya bu bir sanat eseri. Sanat eseri olduğu için nereye koyacağımızı da çok bilemedik aslında. Yani böyle bir fikir oluştuktan sonra şeye koysan, YouTube'a koysan olmaz. Dijital kanallara versen olmaz. Yani bunu en iyi NFT kitlesi anlar diye düşünüyorum. O yüzden NFT yapmaya karar verdik ve ayrıca da bence artık herkesin bu dijital dünyaya girmesi gerektiğini düşünüyorum. Hele ki o metaverse'lerle falan daha da girmemiz gerektiğini düşünüyorum yani. Söylediğinizi şu şekilde genişletebilir miyiz? Artık bir şeyleri değerlendirmek ve buna değer katmak gerekiyorsa açıkta herkesin ulaşabildiği yerlerden birazcık daha somut elle tutulur ve değer elde edilebilecek hale getirmekte fayda var. Peki, bütün bu sürecin içerisinde özellikle Nurgul Yesilcay olarak çok farklı sektörlerde çok farklı girişimleriniz ki bildiğim kadarıyla yurt dışında da bugüne kadarki en geniş ağ sahip bir görsellik girişimlerinde birkaç bir şey söylemek ister misiniz? Ya, Türk dizileri dünyada çok satılıyor. Ben de 2017 yılında dünya ihracat şampiyonu olmuştum dizide. Evet. Dolayısıyla bir sürü yerden çok fazla seyircimiz var. Yani Güney Amerika'da var, işte Balkan ülkeleri de var, Arap ülkeleri de var. Aslında daha çok tabii hani NFT'yi bilen ve daha dünya insanı olan insanlara hitap etmek istiyorum. Ve en önemlisi yapmış olduğumuz iş tüm globale yayılabilecek şekilde farklı dillere çevrilebilecek, farklı görsellikte ve alt hızlarla süslenerek de bambaşka kapıları da açmaya başlıyor. İnşallah buradan bu yansımanımızla birlikte bundan sonra digiroman yapacak ya da en azından oradaki o yoldan gitmek isteyenler için de... Ya aslında bir şey söyleyeceğim, yapmak isteyenler var. O zaman hemen Necati Bey'e dönelim. Yapmak isteyenler bundan sonra belki en son söyleyeceğimiz, baştan söyleyelim, ne yapmalı? Yapmak isteyenler ne yapmalı? Önce tabii ki birazcık da bu şeyi, bu dünyayı iyice anlatmak gerekiyor. Yani aslında early bird dönemdeyiz. Yani her şeyin en başındayız. Dünya böyle. Fakat şimdi tabii maymunlarla, kurbağalarla, onlarla, bunlarla NFT tanıtılıyor ama aslında farklı neler yapılabileceğini de göstermemiz gerekiyor. Bu konuda mesela gerçekten digiroman fikri dünyada bir ilk. Neler yapmak gerekiyor? Öncelikle fikrinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Devrim Hoca ile zaten aynı şekilde NFT'si stüdyo ile de biz partneriz. Dolayısıyla projemizi bizler paylaşırsınız. Bizler bunları değerlendiririz. Nasıl yol alabileceğinizi, yol haritası çizeriz. Vesaire. Bu şekilde de aynı zamanda işte atıyorum yapım gerekiyorsa yapımla ilgili her türlü biz desteği zaten sağlıyor olacağız. Ve süreçle ilgili de aynı şekilde. Durum bu. Ama bir tek şey değil. Yani
istediğiniz her şeyden NFT'yi yapabiliyorsunuz. Çünkü öyle bir mantığı var. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü Devrim Hoca bana böyle söyledi. Orada güzel bir tekerlememiz var. Ben yeni geldiğimde bütün herkesle paylaşıyor muyum? Sizle de tekrar paylaşalım. Aklınıza gelen gelmeyen, gözle görülen görünmeyen, elle tutulan tutulmayan katı sıvı gaz her türlü şeyi kaydedebiliyorsak NFT haline dönüştürebiliyoruz. Sevgili Nurgul Hanım, Necati Bey bunu tamamen bir dijiroman olarak kendi geleneksel NFT mantığının dışına çıkararak yepyeni bir kanal açmaya başladılar. Şimdi buradan hemen de Kubilay Bey'e dönüp bundan sonra yepyeni bir kariyer, gelecek NFT dizi teklifleri için herhangi bir şey yapabiliriz mi? Yol haritası. Hani bir böyle oyuncu bir şey olacak mı? Kaprisleri dinlemiş. NFT tarafında neler zor, neler kolay. Bunlarla ilgili bir şeyler paylaşmak ister misin? Ya şimdi NFT ile başka bir mecra arasında yani üretim süreçlerinde farklı mı, farklı yok mu? Ona bakmak lazım. Bu bir ilk olduğu için burada. Biz bunun toplam neşesini zaten anladık, içselleştirdik ve ona göre çalıştık çok da eğlendik. Ama NFT'nin asıl ilginç olan kısmı ulaşılabilirliği. Yani bu sıradan bir şifreleme mekanizması değil. İnsanın eylemlerini dijitalize eylemlerinin dijitalize edildiği ve her bir dijital milimetrede evrene yayıldığını hissetmesi, sonra da birilerinin bunları toplama ihtimalinin olduğunu hissetmesi falan oldukça heyecan verici. Ve senin dediğin gibi, yani belki 5 sene sonra bunlar bakaya diye olacak, yani sıradanlaşacak bu işler belki. Ama şimdi ilk defa bunun içinde bulunmak falan. Biz zaten öyleyiz diye bir şey yok. İlklerin insanlar olduğumuz için. Kendisinin NFT projeleri var tabii. Var. Yani, evet, NFT projeleri hakikaten var. Ama size söylemeyeceğim. Çalarsınız. Onları da ayrı bir lansman gününde tekrar değerlendiriyoruz. Sevgili Efe'nin de sözcüğü. Evet evet, buradan Efe'ye gelelim. Sevgili biraz zorlandım ama yine de yapabildim yani. Neler seni zorladı? Biraz paylaşır mısın bizimle? Ne? Seni neler zorladı çekimlerde? Biraz paylaşabilir misin bizimle? Ya mesela ikinci bölümün son sahnesi beni bayağı bir zorladı. Orada korku sahnesiydi. Zordu. Sevgili Nurgül Hanım. Zorlanmış. Evet bir. Zorlanmış. Zorlandırma. Ama mükemmel oynadı. Süper, ne güzel. Hep evet. Beraber. İnşallah görürüz. Elinden geldiğini yaptım. Aa, YouTube kanalını da söyle, belki şey olur. Tamam, evet, lütfen abone olun YouTube kanalına. Efe, hiç ayırttım. Lütfen abone olun. Rica ederim. Niye ağlayayım ki? Sevgili Efe'ciğim, senin de YouTube'un haricinde NFT projelerin olur mu ileride? Bunu değerlendirmek ister misin? Yani YouTube'a koyduğun şeyleri farklı bir halde NFT'leştirmek ister misin? Evet yani. Değil mi yani? Niye söylüyorsun? Yani. Özür dilerim, özür diliyorum. Şahsına. Peki, var mı eklemek istediğin başka bir şey? YouTube kanalım var. Yok. Tamam, bu kadar. Çok teşekkür ederim. Şimdi sıradan devam edelim lütfen. Herkes bu sürecin içerisinde nasıl bir yordam ve zorlukla karşı karşıya kaldı. Onu lütfen birazcık anlatalım. Ben yapım kısmında görev aldım bu filmde. Hani Nurgül Hanım'la birlikte bayağı bir uğraştık. Hani her şeyle çünkü ikimiz ilgilendiğimiz için hani yorulduk da, güldük de, eğlendik de, sinirlendik de, coştuk da, hani bayağı bir şeyler yaşadık ama çok keyifliydi. Hocam Hanım biraz bize teknik olarak girelim. Ne kadar hani genelde en çok ilgi onlar çekiyor mesela. 3 litre kahve içildi, işte 5 tane tuvalet kağıdını gözyaşlarımız. Valla sadece şöyle bir şey söyleyeyim. Bir gün yazın sıcağıydı ve bir yerdeydik böyle 5 katlı bir yerde. Hani gerçekten İsmail Atatürk'ün atölyesindeydik. Evet, çok teşekkür ederiz ona. Hani tişörtümüz gerçekten üstümüzde kaç sefer ıslandı ve kaç sefer tekrardan kurudu sayamadık. Kaç litre su içildi, kaç litre su oldu bilmem, bunların hiçbirini gerçekten sayamadık ama her şeyin sonunda çok güzel bir şey çıktı ortaya. Güzel. Herkesin ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim bir kez daha. Sağ olun. Buyurun. Ben en fotoğrafta
platform olduğu için ne yaptığını bilmeden birazcık hareket ediyorsun ve yolda öğreniyorsun. O çok şaşırtıcıydı benim için. İlki yapmanın da belki en güzel tarafından bir tanesi oluyor. Ya bir yol almak istiyorum, birine bir şey danışmak istiyorum ama herkes, ya ben de bilmiyorum ki ne yapsak. Bu çıkmazlığa girdik ama sonucunun güzel olduğunu şu an sizin suratlarınızdan gördüm. Herkes izlerken mutlu oldu, keyif aldı. Ben de çok mutluyum. Manipülasyonu sadece NFT tarafında kullanmak kafaya bir yeniliklik diyebiliriz değil mi? Kesinlikle öyle. Fotoğrafları manipüle etmek de ayrı bir şey. Ve bunun artık kullanılıyor olması ve biliniyor olması da yani çok fazla istek yok bu konuda. Yani bilgi olarak eksiklik. Ama artık kullanabiliyoruz ve fotoğraflar artık bambaşka yerlere taşınabiliyor. Eskiden sadece fotoğraf çekiyorduk ve onu sergiliyorduk. Şimdi onu resim sadeleştirebiliyoruz, değiştirebiliyoruz, başka yerlere koyabiliyoruz ve bu asıl keyifli bir şey. Yaratıcılığa karar ben özelliğim de manipülasyonu iyi yapan fotoğrafçı olmasını istiyorum. O yüzden Merve sağ olsun. Merve Hanım en çok kimde manipülasyon yaparken zorlanıyor. Çünkü Nurgul Hanım'ın çok güzel yani bile edilmiş görüntüleri var. Onları tek tek kare kare yansımaz olabiliyorsunuz. Ya o fotoğrafçımızın ve oyuncularımızın tabii ki ortak çalışmasalar falan geldi. Çok güzel işler vardı. Hiçbirine zorlanmadım. Sadece fikir aşamasında tabii ki çok alışveriş yaptık. Ve hani tek başıma karar verdiğim bazı konular vardı. Ama fotoğraflar iyiyse manipülasyon gibi oluyor. Hemen sorulabilirim. Süpersiniz. Doruk Bey, Abdül Hanım, merhabalar. NFT fotoğrafçılığı diye yeni bir kavram atabilir miyiz artık ortaya sizce? Valla atabiliriz aslında bence. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben çok uzun yıllardır fotoğraf çekiyorum ama yani bir yerden sonra iş hayatı olunca bu, orada bir klişeleşme oluyor. Yani bir baskılanma, belli bir şablonu var, bunun içine gitmeniz gerekiyor. Ama şimdi bu ekiple beraber yaptığımız yerde atıyorum, yani 18 yıl falan olmaz fotoğraf çekmeye başlayalım. O süreç içerisinde işte öğrendiğim, tecrübe ettiğim ama dediğim gibi bu klişeleşmiş durumlardan dolayı kullanamadığımız, ifade edemediğimiz, daha artırdığı nitelendireceğimiz işte yani neredeyse bütün birikimi böyle çıkartabileceğimiz bir ortam sağlıkları için tekrar çok teşekkür ediyorum. Yani ne istesek okeydir. Ne yapmak istesek, nasıl bir planımız olsun, bütün fikirleri koyduk, ortak bir çalışma yaptık ve son derece herhalde şu an hayatımın keyif aldığım organizasyonlardan bir tanesi oldu. 5-3 şekilde değerlendirebiliriz galiba. Bir yanda fotoğrafçı arkadaşlarımız çektiği fotoğrafları manipüle etmeden, yenilemeden onu direkt olarak NFT'leştirme sürecine gidiyorlar. Ama bu şu anda yapmış olduğumuzun belki de roman olarak en önemli özelliklerinden bir tanesi sadece senaryo ve kurguya özel fotoğraf çekiliyor olması. Ardından da bunun hem görüntüsel açıdan yani elimizde kayıtları da var. Fotoğraman olarak değil, hani belki belirli bölümleri daha sonra da bu teaser nitelikte farklı hallerde de sunulabilir ama o hani bu NFT fotoğrafçılığını bir boyuta getirmiş oldu diyebiliriz. Elinize sağlık diyelim. Çok teşekkür ederim. Sizin ben özellikle bizi izleyen, bundan sonra izleyecek olan insanlar için de müşteri yapmak istiyorum dediklerinde özellikle fotoğraf tarafı için zorlandığınız kısımlar oldu mu? Ya da mesela efendim zorlandığı tarafta sizde zorluk yaşadınız mı? Ya ben açıkçası yaşadığım zorluk, ben keyifli olduğum zaman bir zorluk çok yaşamıyorum açıkçası. Çünkü hani onun, nasıl derler, onun saldırdığı şeyle böyle her şeyi aşabiliriz, yapabiliriz mantığında olunca zor bir şeyle karşılaşmadım. Aksine dediğim gibi yani bildiğim ve deneyimlediğim tüm tecrübeleri ortaya dökebildiğim için benim için bayağı büyük bir keyif oldu yani. Hiç zorlandığım bir alan olmadı açıkçası. Set şartlığı da sıkıntılı değildi yani. Şartlığı... Sabah 7'de başlayıp gece 2'de bitmeyeyim. Ben uzun görüyorum. Çok iyi bir maç. Size biraz ödül gelsin diye konuşuyorum. Bak et kendime verin ha. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi ben bir şey söyleyeyim, bir hızlıca. Atıyorum şöyle bir şey oldu. Yani çok kolektif bir iş oldu. Ben diyordum ki kadının burada kendini çirkin hissetmesi lazım. Çirkin hissetmesi için ne yapalım? İşte herkes önerisini ortaya koyuyor. Sonunda şeyi buluyor.